Yani cezaevinde yaşanan hukuksuzluklara dair bizim meclis grubu olarak zaman zaman Adalet Bakanlığı'na ve ilgili kurumlara başvurularımız söz konusudur. Bunları her zaman yapıyoruz. Genelde de bizim yaptığımız başvurulara standart kopyala yapıştır cevaplar veriliyor. Yani yerinde yapılan araştırmalar yok. Zaten onlar cezaevlerinde yaşanan hukuksuzlukları en iyi bilenler onlar. Yani Adalet Bakanlığı sonuçta bunu en iyi bilmesi gereken kurum. Olmasına rağmen bizim bu tür başvurularımıza standart cevaplar veriliyor. İşte bazı kanun maddeleri hatırlatılıyor çeşitli zeminlerde. Ama biz de bunu zaten ısrarla soruyoruz. Çünkü biz biliyoruz cezaevlerinde hakikaten yaşanan çok ciddi hukuksuzluklar var. Orada insanlar temel haklarından yoksundurlar. Belki başta İmralı Cezaevi olmak üzere diğer cezaevlerinde insanlar aylarca aileleriyle görüşemiyorlar, görüşe çıkarılmıyorlar. Tedavi hakları ellerinden alınıyor. Telefon görüşmeleri sudan sebeplerle ellerinden alınıyor. Bu aslında cezaevinde yaşanan durum aynı zamanda Türkiye'nin sokaklarına da bir şekilde yansıdı. Yani insanlar artık sokakta bile en demokratik haklarını kullanmaktan men ediliyor ya da işte hukuksuz bir şekilde insanlar engelleniyor. Bu bir demokrasi mücadelesidir, bir insan hakları mücadelesidir. Sonuçta içerideki insanların en temel hukuki hakları ellerinden alındığında buna karşı mücadele etmek insani bir görevdir. Biz de bu açıdan zaman zaman parlamentoda gruptaki arkadaşlarımızla birlikte bireysel olarak da zaman zaman yapıyoruz. Bu tür hukuksuzluklara karşı zaman zaman bizim başvurularımız var. Yani durup dururken insanlar neden adalet yürüyüşü yani özgürlük yürüyüşü yapsınlar? İnsanlar durup dururken neden adalet nöbeti yapsınlar? İnsanlar durup dururken neden cezaevleri önünde işte basın aşamaları yapsınlar? Bu Adalet Bakanı dedim ya zaten standart cevaplar veriyor. Yokmuş gibi davranıyorlar. Yani oysa ki başta işte İmralı'da Sayın Öcalan olmak üzere 3 yıldır ailesiyle bir telefon görüşmesi bile yapamamış. Defalarca başvuru yapılmasına rağmen avukatlar ve ailesiyle görüşmeleri engellenmiş, görüştürülmemiş. Bizim yaptığımız başvurularda her hafta doktorların işte gidip orada gerekli sağlık tedavilerinin uygulandığını söyleyen Adalet Bakanlığı 3 yıldır işte geminin arızalı olduğunu gerekçe göstererek avukat ve ailesinin görüştürülmesi engelleniyor. Bu başta orası. Onun dışında orada başlayan aslında bütün cezaevlerine sirayet eden böyle bir hukuksuzluk süreci var, böyle bir hukuksuzluk dönemi var. Gözünüzü kapatarak burada Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Gözünüzü kapatarak o yokmuş gibi davranamazsınız. Sonuçta hasta tutsaklar var. Her gün cezaevlerinden insanlar ölüyor. Daha dün Van'da Makbule anne 82 yaşında yine ATK'nin uydurma raporuyla yine cezaevine atıldı. 82 yaşındaki bir insan her türlü bakıma zaten muhtaçtır. Şimdi bütün örnekleri var bunlar. Yani biz bunları söylerken biz boş argümanlarla ortaya çıkmıyoruz. Elimizde somut veriler var. Biz bu somut verilerle ortaya çıkıyoruz ve diyoruz ki bu hukuksuzluklara bir şekilde son vermeniz lazım. Bir insanı bütün temel haklarından soyutlamanın karşılığı tecrittir. Tecrit Arapça bir kelimedir. Türkçe'de bunun bir karşılığını böyle biraz birkaç cümleyle anlatabilecek bir belki anlam bütünlüğünü bir tecrit kelimesiyle dile getiriyoruz. Tecrit kelimesi dile geldiğinde aslında var olan bir gerçeği ifade ettiği için, bir doğruya tekabül ettiği için, bir hukuksuzluğa, bir adaletsizliğe tekabül ettiği için bu en temelde onları rahatsız ediyor. Diyor ki bizim ülkemizde böyle bir tecrit politikası yok. Yani böyle dedim ya biraz önce de söylediğim gibi ezber cümlelerle. Bundan dolayı özellikle İmralı'daki tecrit cümlesi kullanıldığında bu onların çok zoruna gidiyor. Zor durumda da bırakıyor bir gerçeğe tekabül ettiği için. Fakat bu bir gerçektir. Tecrit uygulanıyor. İnsanlar en temel haklarından mahrum bırakılıyor. İnsanların artık yaşam yani güvenlik hakları bile ellerinden alınmış. Bunun karşılığı tecrittir. Uluslararası alanda da biz bunu kullanıyoruz, gündeme getiriyoruz. Raporlarla da bunu sunuyoruz. Sanırım bu gerçekliğe tekabül ettiği için de aslında iktidarları çok da rahatsız eden bir kavrama dönüştürdü. Bugün de burada yaptığımız tartışmalarda tecritin suç olduğunu birileri hukuki bir argümanla ortaya koymalı diyoruz. Yani bence suçtur kavramıyla bir şeyi siz dile getiremezsiniz. Bence suçturla olmaz. Bir suç ya hukuki bir şekilde bir argümanla ortaya konulur ya da değilse bence suçtur diyerek de suçlu hale getiremezsiniz.